24 yaşındaki Ayna Jusić, Hırvat bir askerin Bosna'daki savaş sırasında annesine tecavüz etmesi sonucu dünyaya gelmiş. Ama sadece babasına ait bir soyadı taşımadan büyümek bile Ayna'nın dışlanması için yeterli olmuş. Savaşta doğan çocuklar Bosna'daki savaşın bir kurbanı olarak görülmüyor ve bu sıklıkla ayrımcılığa yol açıyor. Bu çocukların büyüme sürecinde karşılaştığı ortak en büyük sorun belgelerle ilgili. Çünkü belgelerinde eksik isimler var. O nedenle bu çocuklar üniversiteye başlamak istediklerinde sorun yaşıyor. Ayna şimdi toplumdaki yaftalamaya karşı çıkıp bürokratik engellere meydan okuyor. Tecavüz sonucu dünyaya gelen çocukları ilk kez bir araya getiren Savaşın Unutulmuş Çocukları adlı sivil toplum kuruluşunun kurucu ortaklarından. Amaçları toplumda tanınmaları için lobi yapmak. Savaştan 25 yıl sonra amacımız bu çocukların ortaya çıkması ve hem Bosna Devleti hem de halkın bizim de var olduğumuzu bilmelerini sağlamak. Tabii bu sayede hükümetin bizi yasal olarak da tanıması. Ayna'nın savaş çocukları için kurduğu sivil toplum örgütü daha başlangıç aşamasında. Şu ana dek 15 üye toplayabilmiş ve daha fazlasını arıyorlar. Alen Muhik 1993'te bir Sırp askerinin annesine tecavüzü sonrası dünyaya gelmiş. Etnik temizlik niyetindekilerin tecavüzüyle dünyaya gelen bu çocuklar şimdi birlikte etnik bariyerleri yıkmak için çalışıyor. Aynaya rastlamadan çok önce bizim gibi çok fazla kişi olduğunu biliyordum. Masa başında buluşup hikaye ve deneyimlerimizi paylaşmamız an meselesiydi. Bugün Bosna'da kaç savaş çocuğu olduğu bilinmiyor. Çatışmalar sonucu 20 bin kadının tecavüze uğradığı ve bu kadınların 4 bin kadarının da dünyaya çocuk getirdiği tahmin ediliyor. Pek çok tecavüz mağduru saldırıları ve çocuklarının babasının kimliğini gizli tuttu. Tıpkı Elena gibi. Çocuğum dünyaya geldikten sonra onu sakladım çünkü korktum. Birinin onu benden alacağını, ona saldırıp öldürebileceğini düşündüm. Gerçek ismini açıklamak istemeyen Elena, bir düşman askerinin tecavüzüne uğradığında 23 yaşındaymış. Bunu kızına söylememiş ama kızı tesadüf sonucu keşfettiği bir polis raporundan gerçeği öğrenmiş. Nasıl dünyaya geldiğini öğrendiğinden beri kızım öfkeden çılgına dönmüş durumda. Topluma karşı öfke, dışlandığı için öfke. Bizi sanki hiçbir şey olmamış gibi bir halının altına süpürdüler. Kendimizi gösterdiğimizde bunu inkar ettiler. Bizden sadece seçimlerde oylarımızı istemek gibi bir konuya ihtiyaç duyduklarında bahsettiler. Bosna'nın bu görünmez çocukları kamuoyu önüne çıkarak ülkenin ilerlemesinin bir sembolü olabilir. Etnik uzlaşı ve sosyal ilerleme için bir köprü olabilirler. Ama bu genç erkek ve kadınlar göz ardı edilirse, o zaman toplumda savaş sonrası bölünme sürecinin ve sıfır sonuçlu etnik politikaların bir sembolü olurlar. Ama şimdilik Ayna gibi sesler, Bosna'nın görünmez çocuklarının sessizliğini bozan tek kişiler. Eğer devlet bu konudan bahsetmek istemiyorsa birilerinin bir şeyler yapması gerek. Sorumlu hissetmemin nedeni bu. Eğer bir şey başlattıysam onu sonuna kadar götürmek istedim. Tüm bu yaşananlardan sonra bu nihayet bir barışı sağlamanın tek yolu.